Merhaba arkadaşlar. Hız ve renk çözmeye devam ediyoruz. Kepler kanunu ile beraberiz. Birinci sorumuza başlayalım. Nikola Kopernik, Johannes Kepler, Isaac Newton, yukarıda verilen bilim insanlarından hangileri gezegenler, güneş ve yıldızlar üzerine çalışmalar yapmıştır demiş hepsi. Hepsi çalışmalar yapmış, şimdi söyleyeceğim. Doğru cevabımız E şıkkıdır da niye? Diyeceksiniz ki niye? Arkadaşlar şöyle okul kitabından özetleyiverdim, şöyle MEP kitabından. Batlamyus milattan sonra 200. yıllarda dünya merkezi evren görüşünü ortaya attı. Nikola Kopernik 1532 yılında güneş merkezi evren modelini ortaya attı. Ulugbey ise 1437 yılında Ulugbey Zici adlı eserini yazdı. Oxford'da bu eser 1665'te İngilizceye çevrilmiş, daha sonra Fransızcaya çevrilmiş, üniversitelerde okutulmuş. 15. asır astronomi unvanı verilmiş Ulugbey'e. Ay yüzeyindeki kratere adı verilmiş Ulugbey'in. Önemli bir bilim adamımızmış yani. Bizi çok bilmesek de. Ali Kuşçu ise 1470'li yıllarda Ay'ın ilk haritasını çıkarmış. NASA tarafından Ay'a bir bölgeye ismi verilmiş. Bakın Ali Kuşçu da önemli bir bilim adamımızmış. Yoksa NASA herkesin ismini vermez Ay'da bir bölgeye yani. Johannes Kepler 1600. yıllarda gezegenlerin elips yörüngede izlediğini keşfetti. Newton ise kütle çekim kuvvetiyle gezegenlerin hareketini açıkladı. Galileo'yu da unutmamak lazım tabii ki. Gezegenler hakkında çalışmalar yapan bilim adamlarımızdan önemlilerinden bir tanesi. Hatta Newton'dan da önce yani çalışmalar yapmış. Peki Kopernik, Kepler, Newton hepsi uzay hakkında çalışmalar yapmışlardır arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkı yani. İkinci sorumuz gök cisimlerinin hareketiyle ilgili. Gezegenlere etki eden merkezi kuvvet güneş tarafından uygulanan kütle çekim kuvvetine eşit büyüklüktedir demiş. Doğru bir ifade. Arkadaşlar Kepler'in kanunlarını şöyle ben özetleyiverdim. Şimdi diyeceksiniz ki hocam hep buna atıf yapıyorsun ama arkadaşlar önce özet yapıyorum. Sonra hız ve renkteki sorularını çözüyorum. Bakın hız ve renk sorularını çözmeden önce Kepler kanunları konu özetli soru çözümü diye öğretmen listelerinde var. İzlemenizi tavsiye ederim. Güzel anlattım orada. Sorular çözdüm çaptan. Kepler kanunu ne? Kepler kanunu. 3 tane Kepler'in kanunu var. Birinci kanun ne diyor Kepler kanunlarında? Bütün gezegenler odaklarından birinde güneş bulunan eliptik yörüngede dolanırlar diyor yani. Kepler'in birinci kanunu bu. Üç tane kanunu var. Peki güneşin dünyaya veya dünyanın güneşe uyguladığı çekim kuvveti var. F çekim kuvveti var burada. Zaten merkezcil kuvvet değil midir bu yani? Merkezcil kuvvet, merkeze doğru tek bir net kuvvet var. O da merkezcil kuvvettir zaten. Biliyoruz çembersiz hareketten. Evet, F çekim kuvveti merkezcil kuvvete eşittir. Peki tork oluşturmadığından açısal momentumu sabittir gezegenlerin. Arkadaşlar bu kuvvet merkezden geçen kuvvet olduğundan tork oluşturan bir kuvvet değildir. Açısal momentum da biliyoruz ya biz tork eşittir 0 iken açısal momentum korunur ya. Delta L eşittir 0. Peki L eşittir mvr açısal momentum formuluna göre. Peki L açısal momentum sabitken gezegenin kütlesi sabitken yarıçapının azaldığı yerlerde hızı artar diye yorum yapıyoruz. Veya L eşittir I çarpı omega'daki I dediğimiz şey emrekaya'dır. Emrekare'deki R'nin azaldığı yerlerde omega artar. Açısal momentum konumu gereğidir bu. Bilmemiz gerekiyor. Peki bakalım başka bilgi gerekiyor mu? Gezegenlere etki eden merkezi kuvvet, Güneş tarafından uygulanan kütle çekim kuvvetine eşit büyüklüktedir. Doğru bir ifadedir. Güneş etrafında dolanan gezegenin açısal momentumu korunur. Doğru. Tork yok. Açısal momentum sabittir. Gezegenler Güneş'e yaklaştıkça çizgisel süratleri artar, uzaklaştıkça azalır. Bunu hem Kepler'in ikinci kanunu var, ondan da biliyoruz. Ne diyor Kepler'in ikinci kanunu bakalım hemen. Şöyle. Yine o videonun notlarıdır bunlar. İkinci kanun ne diyormuş bakalım. Güneş'i gezegene birleştiren vektör yani yarıçap vektörü eşit zamanlarda eşit alanlar tarar. Sen şu A alanını T'de tarıyorsan şu A alanını da T'de tarıyorsun demektir. Böyle gider bu. Bütün alanları eşit sürelerde tarar. Bütün alanları eşit sürede tarar demektir. Alanlar kanunun gereği. Peki alanlar kanunun sonucu olarak gezegenin hızı Güneş'e yaklaştıkça artar. Uzaklaştıkça azalır. Alınan kanun sonucu. Niye? Burada A alanı var. Burada A alanı var. Fakat sen burada izlediğin yörünge küçücük yörüngeyi T'de taramışsın. Fakat burada biraz daha alan eşit ama aldığın yol fazla. Peki aldığın yol fazlaysa aynı sürede bu yol alıyorsan hızın daha büyük olması gerekmez mi? Yani. Hem açısal momentum konumu gereği hem de alanlar kanunu gereği Güneş'e yakın yerlerde gezegenler hızlı hareket ederler. Uzak yerde yavaş hareket ederler. Alanlar kanunun sonucudur bu. Dolayısıyla doğruymuş bir ifade. Çizgisel süratleri azalır uzaklaştıkça, yaklaştıkça da artar. Doğru bir ifadedir. Doğru cevabımız E şıkkıdır yani. Sorulur arkadaşlar bakın AYT'de gelebilir.
Önemli bilgi. Hangileri doğrudur demiş. Bir gezegenin dolandığı elips şeklindeki yörüngenin odaklarından birinde güneş vardır. Doğru. Yörüngeler kanunu, birinci kanun biraz önce söyledim. Güneşe yakın geçtiği konumlarda dünyanın açısı hızla artar demiş. Doğru bir ifade. Neden? Tekrar söylüyorum. L açısal momentum gereği I çarpı omega'dır. I dediğin şey senin emre karedir yani. Emre kare çarpı omega'dır. L açısal momentum korunur. Tork olmadığından dolayı kütlesi sabitken peki yaklaştığı yerlerde güneşe uzaklığı sürekli değişir pardon. Yakın geçtiği konularda yani yarıçapın küçük olduğu durumlarda açısal sürede daha büyüktür diyebiliriz. Açısal hız artar doğru bir ifadeymiş yani bu yüzden. Bir gezegen güneşin etrafında dolanırken güneşe uzaklığı sürekli değişir doğru. Çünkü çembersiz yörünge izlemiyor arkadaşlar bakın eliptik yörünge izliyor. En önemli farkı bu yani. Kepler'in ortaya koyduğu Kepler'e kadar güneş merkezli evren olsa da çembersiz yörünge izlediği düşünülüyormuş. Ama Kepler bunu ispatlamış yaptığı gözlemlerle 16 yıl boyunca yaptığı gözlemlerle elips yörünge izlediklerini gezegenlerin keşfetmiş. Doğru cevabımız E şıkkıymış. Pardon, E şıkkı değil. Alıştık ya 1 2 3 hep E'de oluyor diye. A şıkkıymış. Evet yine gezegenler hakkında. Bir gezegenin güneş etrafında dolandığı yörünge şekildeki gibidir. K'dan L'ye gelme süresi T1, M'den L'ye gelme süresi M'den N'ye gelme süresi T2 olduğuna göre ve T1 bölü T2 5 bölü 4 olduğuna göre arkadaşlar K'dan L'ye gelme süresi 5T'ymiş. Bu oranda bunu anlıyoruz yani. 5T. Peki M'den N'ye gelme süresi 4T'ymiş ki oran 5 bölü 4'müş. Ne dedik biz biraz önce alanlar kanunu sonucu? Eşit alanları eşit sürelerde de tarar demedik mi? Demek ki S2 alanı 4A'ymış. S1 alanı 5A'ymış ki 5T de taramış 4T de taramış yani bu kadar. Peki S1 bölü S2 alanı kaçtır? 5 bölü 4'tür dolayısıyla geçtik. Alanlar kanunu sonucu. Güneş etrafında dolanan bir gezegenin yörüngesi üzerindeki TK, TR, MN falan filan sırasıyla 2S, S, 4S'dir. Arkadaşlar 4S'yi 4T'de tararsın. Alanlar kanunu sonucu. 2S'yi 2T'de tararsın. Alanlar kanunu sonucu. S'yi de T'de tararsın yani. Peki KL'deki MN'deki süre en büyük. TR'deki en küçük. Nerede var? MN'deki en büyük, TR'deki en küçük. Nerede var? A şıkkında var. MN en büyük, TR en küçük. A şıkkıdır doğru cevabımız. 6. sorudayız. XY gezegenleri Güneş etrafında şekildeki yörüngede izlemektedir. X gezegeninin ortalama yarıçapı 2R, Y gezegeninin ortalama yarıçapı 4R. Ne demek ortalama yarıçapı arkadaşlar? Mesela atıyorum şurası kaç R'dir mesela? R'dir. Şurası kaçtır? 3R'dir. Peki R mi alacağız, 3R mi alacağız? Ne alacağız? 2R senin ortalama yarıçapın. R ortalama eşittir 2R alacağız arkadaşlar. R max artı R'min bölü 2. Peki ortalama yarıçapın 4R olduğuna göre senin işte efendim söyleyeyim 6R ile 2R'ymiş mesela buralar. 6R'ye 2R'ymiş mesela ki en uzakta 6R en yakında 2R olursan ortalama yarıçapın R ortalaman senin ne yapar? 4R yapar ancak. Mesela yani bu rakamlardan böyle de olmayabilir de yani. 4R'yi veren bir şey olması lazım. Peki Kepler'in 3. kanunu var arkadaşlar. Kepler'in 3. kanunu var. Ne diyor Kepler'in 3. kanunu? Yine video notlarımızdan kopya çekelim. Güneş sistemindeki bütün gezegenler için periyodun karesi ortalama yarıçapın kübüyle doğru orantılıdır. Şudur yani. T1'in karesi bölü R1'in kübü, T2'nin karesi bölü R2'nin kübü eşittir. Bu oran hep sabittir. Güneş sistemindeki bütün gezegenlerde bu oran hep aynıdır. Peki şunu nereden buluyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? F çekim kuvvetini merkezli kuvvete eşitleyip oradan V hızını buluyoruz. 2 pi R bölü T yarını yazıp buradan T'yi buluyoruz. Bu ifadelerden biz dünya sonra gelecek bilmeniz gerekiyor bunları. Tekrar söylüyorum. F çekim eşittir F merkezcil. Bak burada yapmışım işlemlerini. F çekim eşittir F merkezcil. GMM bölü R kare çekim kuvvetini merkezcil kuvvete eşit dersen buradan V'yi çekersen GM bölü R kare. Buradan V hızımız buradan geliyor. V yerine 2 pi R bölü T yazarsan da T'yi buradan buluyorsun. 2 pi R küp bölü GM de bir uydunun periyodu formülüdür. T kare R küp doğru orantılı belli mi buradan da zaten? Belli. Diğerler sabit olmak üzere. Periyot formülümüz budur. Hız formülümüz budur. Bilmemiz gerekiyor bunları. Buna göre yorum yapacağız şimdi. Evet neymiş bakalım periyotlar kanunu. Ne demiştik periyotlar kanununda? Gezegenin kütlesine bakılmaksızın Tx'in karesi bölü Rx'in kübü eşittir. Ty'nin karesi bölü Ry'nin kübü eşittir. Peki şöyle de diyebiliriz bunu aslında. Tx'in karesi bölü Ty'nin karesi eşittir. Rx'in kübü bölü Ry'nin kübü de diyemez miyiz arkadaşlar? Deriz. Peki bize Tx bölü T oranını sormuş. Yarıçaplarını da vermiş zaten.
Tx'in karesi bölü ty'nin karesi eşittir. Ty'nin karesi eşittir. Birinin yörünge yarıçapı 2 r. Kübünden ne gelecek? 8 r küp. Diğerinin yarıçapı ne kadar? 4 r. Ne gelecek kübünden? 64 r küp gelecek. Peki r küpler buradan gitti. Orandan ne geldi? 1 bölü 8 geldi. Fakat tx bölü ty oranı eşittir. 1 bölü 2 kök 2 gelir. Kök 2 ile genişletirsem kök 2 bölü 4 geleceğini herhalde görebiliyoruz. Doğru cevabımız B şıkkıymış yani. Velhasılı kelam. Peki. XY gezegenleri Güneş'in etrafında eliptik yörüngede dolanırken X gezegeninin ortalama yarıçap 3 ile Y gezegeninin ise R olduğuna göre Fx bölü F'yi frekans sormuş arkadaşlar. Aman dikkat edelim bakın. Önce periyotlarını bulalım, ondan sonra frekansa geçeriz. Peki ne diyoruz? Tx'in karesi bölü ty'nin karesi eşittir. Rx'in kübü bölü rx'in kübü. Tx'in kübü 27 r küp. Ty'nin karesi daha doğrusu kübü r küp. R küpler buradan gitti. Tx bölü ty oranı 27'nin karesini karekökünü alırsam ne gelecek oradan? 3 kök 3 gelecek. Peki frekans periyodun tersi olduğuna göre fx bölü fy oranı eşittir. 1 bölü 3 kök 3 gelir. Kök 3 ile paydayı genişletirsen kök 3 bölü 9 geldiğini herhalde görebiliyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıymış yani. Periyotlar kanunu iyi bilmemiz lazım yalnız. Peki 8. sorumuzdayız. 8. sorumuzdayız. Netleştirelim şöyle. Kameramın görüntüsü çok iyi değil arkadaşlar, o yüzden. Güneş etrafında dolanan bir gezegenin yörüngesi şekildeki gibidir. Gezegenin KLM noktalarından geçerken sahip olduğu çizgisel süratleri sırasıyla 2V, 4 ve V'dir. Peki arkadaşlar şu yorum yaptırmış bize aslında. Yarıçapları kıyaslayın demiş. Peki neydi hız formülümüz? Tekrar söylüyorum. Bilmemiz gerekiyormuş. Nereden geldiğini söyledim. Nereden geldiğini söyledim. Merkezli kuvveti çekim kuvvetini eşitleyip buradan V hızını çekersen GM bölü R gelir. Buradaki M dünyanın kütlesidir. Gezegenin kendi kütlesi değildir yalnız. M güneş kütlesi olmak üzere, M de gezegen kütlesi olmak üzere V hız ifademiz neydi arkadaşlar bizim? V hız ifademiz eşittir. Kök içinde G çarpı M güneşin kütlesi bölü R dolandığı yörüngenin yarıçapı olmak üzere. G buradaki evrensel çekim sabitidir. Pekala R ile V'nin ters orantı olduğunu görebiliyor muyuz acaba? Peki hızlarımız ne kadarmış bizim? KLM'den geçerken sırasıyla hızlarımız 2V'ymiş buradan geçerken. 2V. L'den geçerken 4V'ymiş. 4V. Görünüşe aldanmayın. R2 en büyük gibi görünse de en küçükmüş aslında. M'den geçerken de hızımız V'ymiş. Peki hızın en küçük olduğu yerde yarıçap en büyüktür demez miyiz arkadaşlar? R1 yörünge yarıçap en büyükmüş. R2 en küçükmüş. Arada da R3 varmış yani. R3 büyüktür. R2 deriz sorumuzun cevabına. Bir üçgen nerede varsa. Bir üçgen nerede varsa. Nerede var? Edirne'de var. Evet, bilmemiz lazım. Önemli formüldür. Yorum sorulur belki bunda. İşte yorum böyle sorulur. Hesap kitap yaptırmadı yani. Formülün yorumunu sordu. Evet, son sorumuzdayız. 9. soru. Bir gezegen şekilde verilen yörüngeyi izliyor. K, L, M, N, R, S aralıklarında taradığı alanlar 4S, X, X, Y'dir demiş. Evet, 4S neresi? Şurası. M, N'de taradığı alan S'ymiş. Bu da taradığı alan 2S'ymiş. Peki alanlar kanunu gereği 2S'yi 2T'de tarar. 4S'yi 4T'de tarar. S'yi de T'de tarar. Gezegen KL aralığını MN aralığından daha uzun sürede tarar demiş. Doğru bir ifade mi? Doğru bir ifade. KL'yi 4T'de alıyor. MN'yi 2T'de alıyor. Doğru bir ifade arkadaşlar bu. KL aralığını alma süresi, RS aralığını alma süresinin oranı 2'dir demiş. KL aralığının RS aralığının oranı 2'dir. 4T 2T olduğu için doğru bir ifadedir bu. K noktasındaki çizgisel sürati M'den büyüktür demiş. Arkadaşlar K noktasındaki yörünge yarıçapının tam kaç olduğunu bilmiyorum. M'deki yörünge yarıçapının tam kaç R olduğunu bilmiyorum. Göz kararı bakkal hesabı yorum yapamam. O yüzden kesinlikle doğru dediği için buna kesin doğru diyemem. Ama 1 ve 2'ye kesin doğru derim. Doğru cevabımız C şıkkıymış yani. Peki devam edeceğim ikinci videomuzla. Görüşmek üzere.